Mundicator, kişiselleştirilmiş indikatör algoritması. Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün gündem değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bitcoin ve Ethereum fiyatlarını konuşacağız, altcoin'leri konuşacağız. Piyasada çok önemli gelişmeler var, bunların haberlerini verip analizini yapacağız. Kısacası yine bomba gibi bir yayın sizleri bekliyor. Bu arada Mundicator çekilişimiz tam gaz devam ediyor. Kanalımıza abone olmak şartıyla. Videoyu beğenip aşağıya yorum bırakarak çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın, Kripto Teknik başlıyor efendim. Valto nasılsın? Evet Oytun, yine bir Kripto Teknik gününde karşınızdayız. Piyasayı değerlendireceğiz. Bütün haberlerin üzerinden geçeceğiz. Oldukça keyifli bir yayın olacak. Tabii ki Bitcoin fiyatında konuşacağız. An itibariyle neler oluyor, nereye gidebilir, var mı bir değişiklik? Hepsini konuşacağız. İstiyorsan sana haberlerle başla. Biraz öyle gidelim. Tamam, her zamanki gibi yine piyasadaki önemli gelişmelerle başlayalım. Ondan sonra fiyatlara geçeceğiz. Altu, JP Morgan'dan ilk haberimiz. JP Morgan, bu arada JP Morgan çok gündeme gelmeye başladı. Evet. Yani önceden belki de gündemimizdeydi. Bir şeyleri var yani. O hep bu kadar konuşuluyorsa demek ki bir şeyler oluyor. Önceden de gündemimizdeydi ama olumsuz anlamda gündemimizdeydi. Hep kötülüyorlardı ama artık olumlu anlamda gündemimizdeler. Bu aralar durmadan bir Bitcoin güzellemesi yapıyorlar. JP Morgan'dan boşalan o pesimist koltuğu da Goldman Sachs devraldı. Değil mi? Evet. Yani devran döndüğünde onları da göreceğiz. Gün gelir devran döner diyorsun. Doğru söylüyorsun. JP Morgan analistine göre Amerikan borsalarında yeni bir yükseliş dalgası kapıda ve bu durumda JP Morgan analistlerine göre en çok Bitcoin'e yarayacak. Ne diyorsun Altu, gerçekten yarar mı? Biz şunu gördük. Özellikle Mart ayındaki çöküşte Amerikan borsalarının çöküşüyle beraber Bitcoin'de aşağı yönlü sert hareketler yaptı. 3800 dolarlara varan hareketlenmeler gördük Bitcoin'de. Burada da şunu görmüş olduk aslında. Teyit etmiş olduk. Zaten biliyorduk ama Bitcoin'de çok ciddi anlamda kurumsal yatırımcı var. Açıkçası etkiler mi? Etkiler. Ne açıdan etkiler? Piyasaların yatırım yapılabilmeye uygun olduğunu gösteriyor şu an Amerikan borsaları. Dünyada genel olarak böyle bir kanı oluştu. Amerikan piyasaları yükseliyorsa piyasaya yatırım yapılabilir. Amerikan piyasaları düşüyorsa, para kaçıyorsa aman nakite kaçalım, bir şey olabilir korkusu var piyasada. Çünkü bunu yaşayanlar insanları bu alışkanlığı getirdi. O yüzden pek çok yatırım ürününde, pek çok yabancı piyasada herkes aman bir Amerikan piyasalarına bakalım neler oluyor, dünyada para kaçıyor mu, yatırılıyor mu diye. Bir alışkanlık oluştu son aylarda korona ile beraber. Doğal olarak şimdi Amerikan borsalarında yeni bir rally yaşanırsa tabii ki böyle bir para akışı var. Neden kriptoya da yatırmayalım gibi bir anlayış olabilir. Tabii bunun aksi görüşler de ben çok fazla gördüm. Yani Amerika piyasalarındaki şu anki yükselişin fake olduğu, aslında da geçmiş yükseliş kriz dönemleriyle karşılaştırıyorlar. Geçmişte de böyle tam kriz öncesi böyle bir iki güzel yükseliş yapıyor. Sonra tepeden çakılmaya başlıyor gibi bazı geçmişte karşılaştırmalar var. Hani öyle olmayacağını garantisi de yok. Ama hani kendi bakış açılarına göre evet, Amerikan borsaları yükselirse kripto piyasaları da arkasından yükselebilir diyorum ben. Evet. Geçtiğimiz hafta ben Bloomberg'de yayındaydım. Orada sevgili Hande'nin sorusu şu şekildeydi. 2020 yılının geri kalan kısmında, ya daha doğrusu günümüzden önümüzdeki bir sene içerisinde kripto paralarda gündem en çok ne olabilir? Burada maddeleri sıralarken bir tane maddede de şunu söylemiştim. Bunu sen de söylüyorsun hep. Ortak fikrimiz muhtemelen. Devletlerin dijital paraları. En önemli gündem maddelerinden bir tanesi bu. Sıradaki haber de bununla alakalı. Hatta sıradaki iki haber bununla alakalı. Singapur Para Kurumu'nun genel müdürü kendi dijital paralarını geliştirmek istediklerini belirterek bu konuda Çin'le işbirliği yapmaya çalışıyoruz dedi. Aslında uzun bir açıklama, durmadan Çin'e orada pas atıyor. Çin'le beraber diyor bir şeyler yapmak istiyoruz. Zaten çok da mantıklı. Tabii onların Çin'le olan ilişkileri zaten bunu yapmaya elverişli. Bir de Çin bu konuda tabii çok ciddi bir yol kat etti. Yani sıfırdan başlamaktansa Çin'le beraber bu işi yapmak onların faydasına olabilir. Sen ne diyorsun? Altı, Singapur önemli bir ülke. Aslında Singapur bu işler için ideal bir ülke. Zaten tabii, hani kripto para çıkaran firmalar, gruplar gidiyorlar. Orada bir dernek açıyorlar. Çünkü Singapur regülasyonları bu tür işler için oldukça kolay, oldukça destekleyici. Asya'da zaten ticaretin merkezi. O açıdan Singapur'un böyle bir şey öne ayak olması çok tahmin edilebilir bir şey. Tabii burada önemli olan Singapur'un Çin'le beraber işbirliği yapması. Çünkü Çin şu anda gördüğümüz kadarıyla bu dijital paralara en hazır ülke. Evet. Dünyada doğru. Da başı çekecek. Ben dijital yuan'ı koydum ortaya dediği anda
dünyada bir furya başlayacak. Çarşı Japonya diyecek karışıyor. O zaman dijital yen vesaire. Amerika önce büyük ihtimalle tepki gösterecek. Ki bence en de sonunda o zaman bize dijital dolar çıkarıyoruz kardeşime gelecek. Bu tür şeyler göreceğiz gelecekte. Singapur burada da önemli bir ülke. Ticaret açısından dünyada önemli bir ülke. Onu da başı çeken ülkelerden olacağını düşünüyorum. Burada tabii ki Singapur için bahane Türkiye'nin bu konuda geri kalmaması lazım. Bu dijital para akımına Türkiye'nin de çok hızlı bir şekilde katılması lazım bence. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Ben Türkiye'nin de geri kalacağını sanmıyorum bu konuda. Yani Türkiye'de yavaş yavaş bu konularda temelini oluşturmaya başladı. Sağlam adımlar atılıyor inşallah. Ülkemizden de bu tarz haberleri yakında veriyor olacağız. Farklı bir ülkeye gidelim. Asya'dan çıkalım. Avrupa'ya gidelim. Avrupa'da da bildiğimiz gibi bu konuda yani nasıl dünyada Çin ön plandaysa Avrupa'da da Fransa ön planda. Ama bu sefer haberimiz başka bir Akdeniz ülkesi İtalya'dan. İtalya Bankalar Birliği dijital euro ile alakalı gelişmeleri sonuna kadar destekliyoruz dedi ve bunun bir parçası olmaya hazırız diyor. İtalya'dan da olumlu bir şey geldi, kanaat geldi. Almanya önce olumsuz konuşmuştu, o da olumluya döndü. Fransa zaten en önde gidiyor bu konuda. Avrupa'da da önemli gelişmeler var Altun. Yani duyacağız, önümüzdeki süreçte çok duyacağız bu haberleri, dijital para haberleri. Avrupa devletler. En kolay Avrupa geçecek zaten. Şu an Avrupa Merkez Bankası'nın başındaki kişi zaten bu dijital paralarla alakalı daha geçmiş dönemlerde bile çalışmalar yapmış bir kişi. Eskiden Lagarde zaten işte IMF'in başındayken de bununla alakalı bazı görüşleri vardı. Şu an tabii Avrupa Merkez Bankası'nın başında ve hani dünyada bir akım olduğunda bunu destekleyecek piyasaların bu neden ona müesses nizamdaki bu merkezi yani devlet paralarının, dijital paraların en büyük destekçisi olacak biri var başında. O yüzden şartlar çok uygun Avrupa'da. Ki zaten şu Amerika ile tam şu an göz önünde olmayan bir ticaret savaşı da Avrupa'da yavaş yavaş başlıyor. Bunun da etkisini göreceğiz bence. Çin'le olan ticaretlerinde Avrupa kendi dijital parasını çıkartıp bu Amerika'nın o SWIFT sisteminden bir anda koparsa kimse şaşırmamalı bence. Peki o zaman Asya'dan aldık, Avrupa'ya geldik. Avrupa'dan da kalkalım. Nereye gidelim? Amerika'ya gidelim. Sırasına göre gidelim. Amerika'da halkın bankalarda tuttuğu mevduat rekor seviyelere ulaşmış durumda arkadaşlar. Haziran ayı itibariyle bu sayı, Amerikalıların bankalarda tuttuğu mevduat sayısı, fiyatı 15.4 trilyon dolar. Korkunç bir sayı. Tabii yani cash is king durumu var şu an dünyada. İnsanlar paralarını nakitte tutuyorlar. Bu doğru ama yani belli bir yerden sonra artık risk, dünyadaki risk durumu gitgide azalmasıyla beraber para da bir yerlere akmaya başlayacak. Bence bu yatırımların değerlenmesi açısından oldukça önemli bir indikatör. Bu paranın bir yere akması gerekiyor. Öyle değil mi Altu? Evet ya, bu işte bence Amerika'daki paranın akmasının şu Amerikan seçimleri dönemi sonrasına geleceğini tahmin ediyorum. Amerika'da biraz daha öngörülebilir hale gelsin. Şu virüs Amerika'da çok can aldı. Trump ekonomiyi ölümlere rağmen açmayı tercih etti. Hatta yani pek çok ülke açtı ama Trump'ın bakış açısıyla ölen ölür, kalan sağlar bizimdir diyerek açan çok fazla ülke yok. Herkes maksimum tedbiri alarak açarken Trump tedbir almayarak açalım bizi boş verin modunda, ekonomi bozulmasın diye. Bunun etkileri de, insanlar korkuyor tabii bu virüsün kime çarpacağı belli değil diye. O yüzden bence şu seçimler olsun, şu Covid birazcık daha belirginleşsin, artık ne etki edecek Amerika ekonomisine. Ondan sonra insanlar yani nereye kadar mevduatta tutacak? Ya faizler zaten çok ölü noktada. İnsanlar bir şeyler almaya başlayacak. İşte orada ne alacaklar? Önce tabii bence kendi hisse senetlerine biraz kaymaya başlayacak. Önce regüle yapılar görür. O arada işte altındır, gümüştür, emtialar biraz değer görür. Bir noktada bir kısımda daha fazla yatırım istemeye başlayacak. Daha fazla risk alıp daha fazla kazanmak isteyecek. Orada da işte bence kriptolar da devreye girecek. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Buradan çıkan paranın bir yere akması gerekiyor. O da niye altın ve kriptolar olmasın dedikten sonra. Altu, senden devam edelim istiyorsan. Senin bir durum var sanırım. Ondan sonra yavaş yavaş fiyatlara geçeceğiz zaten. Evet. Önce bir haberim var. Ona gireyim. Tabii ki. Binance bugün Digibyte'ı listeledi. Tamam. Uzun zaman sonra Digibyte'ı listeledi. Digibyte'ı ben burada çok yeri geldikçe konuştum. Herhalde bir iki yıl falan önce de konuştuk. Ondan sonra bir sene sonra bir daha konuştuk. Her konuştuğumuzda da muhabbet aynıydı. Digibyte kurucusu CZ ile kavga etti muhabbeti. Hiç bitmedi onların kavgaları. Önce şeyi söyleyelim. Niye kavga etmişlerdi? Jared Diamond şunu demişti.
Binance benden 300 bin dolar, üzerine de piyasadaki bütün Digibyte'ların %3'ünü istedi. Biz merkezsizlik yapıyoruz kardeşim, bunu veremeyiz Binance'da listelemek için dedi. Böyle bir savaş baltalarını çekmiş oldu. CC de yok kardeşim yani, ne öyle bir şey yok falan dedi ama çok kesin manada da biz onu istemedik demedi. O da ayrı bir tartışma konusu olarak kaldı ama daha sonrasında bir şeyler oldu vesaire, bir daha bir kavga çıktı benzer sebepten. Herkes umudu kesmişti açıkçası Binance'in. Hatta şey muhabbetinden kavga çıkmıştı. Poloniex'in gene Digibyte'e delist etmesinde Digibyte Poloniex'i sallarken gene Binance'ı da araya katmıştı. Oradan bir tur daha kavga çıkmıştı. En sonunda ne olduysa bugün anlaştılar. Ve Digibyte Binance'de listelendi. Orada ne olduysa, ne olduysa kısmı da şu önemli ama Jared geçtiğimiz haftalarda ben Digibyte'la alakalı ilişimi kesiyorum tarzında bir açıklama yapmıştı. Evet, o, yani birazcık ya dostlar alışverişte görsün durumu oldu bence orada. O tamam ben çekiliyorum, siz bakın işinize gibi bir durum olduğunu düşünüyorum. Bu arada Digibyte açıklaması da şu nokta çok önemli. Teşekkürler Binance, Digibyte'ı herhangi bir listeleme ücreti talep etmeden listelediğiniz için diyor. Yani o 300 bin dolarlar vesaireler gitti veya git belki de kabul edilebilir bir rakamlar arka planda anlaşıldı. Fakat açıklamada hiçbir ücret alınmadan Digibyte'ı listelediğini söylüyorlar. Burada da işte Digibyte komünitesine teşekkür ediyor. Hakikaten Digibyte'ın özel Amerika'da çok sıkı bir komünitesi var. Bu hani komünitesi olmayan paraları zaten başlangıçta şanssızlar. Digibyte gibi büyük komüniteli paralar işte böyle sosyal medyada algı oluşturabilecek güçteler. Bunu da gösterdiler açıkçası. Bu noktada Digibyte genel manada hep önü açık bir projeydi aslında bu. Blockchain projeleri arasında Digibyte'in hep bir iyi bir izlenim vardı. Ben Digibyte öyle kötüdür, böyle scam'dir, şöyle sıkıntılıdır diyen hiç görmedim. Hep böyle Digibyte iyi bir proje ama işte biraz büyük borsalara girme eksikliği vardı. Onu da kapattılar artık. Bundan sonra Digibyte'da takip edilecek paralar listemizin içerisinde oldu. Evet, o uzun süren macerada artık mutlu sonla sonuçlandı. Digibyte, evet. Binance evliliği gerçekleşti. Tabii ben CZ ile kavga edip dibe düştükten sonra satmıştım ben geçmişte ama artık geçmiş olsun. Geçmiş geçmişte kaldı. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Aynen öyle. O zaman bir duyurumuz var. Tamam. Sponsorumuz Crypto.com'dan. Crypto.com borsası altyapısını kuvvetlendirdi ve yeni altyapıyla birlikte 10 kat daha hızlı bir alım satım imkanı sunuyor. Ki bunu kutlamak için de şöyle bir kampanya yapmışlar. Bu şu andan itibaren kayıt olan kullanıcılar ilk 90 gün, evet tam ilk 90 gün sıfır komisyonla işlem yapabilecek. E tabi var olan kullanıcılar hani bizim günahımız ne demesin, onlara da %50 komisyon işlemle avantajı veriyorlar. O yüzden Crypto.com'a üye olursanız ilk 90 gün komisyonsuz işlem yapabilirsiniz. Bu bizim referansımızla kayıt olup da avantajlardan faydalanmak için de bizim Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Twitter'dan attığımız postları takip edebilirsiniz. Evet, bunun zaten duyurusunu biz Telegram ve Twitter'dan atmıştık. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi artık fiyatlara girmeden evvel son bir duyurumuz daha var. Onu da yapalım. İlginç bir duyuru. Binance borsasında Türkiye topluluğuna özel klanlardan oluşan bir trade yarışması başladı. Birçoğunuz Binance borsasını kullanıyorsunuz. O yüzden size alakadar edecektir diye bu haberi veriyoruz. Bu yarışmada 18 bin Türk lirası ödül var. 20 Temmuz'a kadar yarışma devam edecek. Detaylı bilgiyi Binance web sitesinde ve Türkçe Telegram duyuru kanalında bulabilirsiniz. Bu arada hazır Binance demişken bir hatırlatma da yapalım. Binance borsasına videonun hemen aşağısındaki kripto tekniğe özel tanımlanmış link üzerinden kayıt olduğunuzda yaptığınız her işlemde ömrünüzün sonuna kadar %20 komisyon iadesi alıyorsunuz. Aldığınız iadeleri referanslarım kısmından takip edebilirsiniz. Bence güzel bir şans. Eğer hala bu imkandan faydalanmadıysanız aşağıdaki linkten yeni kayıt açıp faydalanabilirsiniz dedikten sonra artık fiyatlara girelim mi Altuş? Evet. Ufaktan bir Bitcoin'le başlayalım Oytun. Başlayalım. Sen başla istiyorsan Bitcoin'le. Ondan sonra ben devam edeyim. Ondan sonra da Ethereum'u yine sen Bitcoin paritesinde yorumlarsın istersen. Ben dolar paritesinde yorumlarım. Aynı şekilde devam ederiz. Evet, Bitcoin'e şu anda baktığımızda bu videoyu biz hazırlarken an itibariyle 9.472 dolar seviyesinde oldukça kritik bir seviyede duruyor Bitcoin. Şimdi öncelikle şundan bahsetmek gerekiyor. Bitcoin'in 4 saatlik grafiğine baktığımızda inanılmaz güzel bir grafik görüyoruz. Dipten dönüyor mu? Acaba 10 bin dolar mı geliyor? Dedirtecek güzellikte bir grafik var. Fakat günlüğe çıktığımızda aslında daralmanın hala devam ettiğini ve
Bitcoin'de bu kırılımın gerçekleşmediğini görebiliriz. Evet, fiyat tekrar bugün itibariyle 50 günlük ortalamanın üzerine çıktı. Ki bu 9412'den geçiyor an itibariyle. Şu anda fiyat zaten 9470. Fakat tam manasıyla artık trend geri döndü diyebilmemiz için fiyatın 20 günlük ortalamanın üzerine kapatması lazım ki bu da seviyemiz 9536. Aynı şekilde bu seviye şu açıdan da önemli. Şu an Bitcoin bugün itibariyle 4 saatlikte 20'yi, 50'yi, 200'ü kırdı. Son ortalaması olan geldi çattı 50 MA'ya. Ki o da 9498, kabaca 9500 diyebileceğimiz bir seviye. Ya bu şu an 9500'ün üzerindeki kapatmalarda çok ciddi anlamlar saklı diyebiliriz. Eğer bu şekilde olursa ben Bitcoin'de artık hedefin yukarıya yönlü olacağını düşünüyorum. Eğer 9500 üzerinde bir günlük kapatma, 9530, 9550 diyelim artık üzerinde bir günlük kapatma, Bitcoin'de yönümüzü bir anda yukarıya doğru çevirebilir. Fakat ben gene de temkini elden bırakmamak gerektiği düşünüyorum. Çünkü Bollinger bandı sıkışmaya devam ediyor. Fiyat tamam dipten bir dönüş yaptı ama hala aslında 20 MA'nın altında olması bize düşüş tarafında olduğunu da gösteriyor. Bunu tekrar kıramazsa artık 20 günlük ortalama da yavaş yavaş aşağı gelmeye başlayacak ve burada daha sıkıntılı durumlara sebep olabilir. Temkinli olmakla beraber fiyatı takip etmek lazım. Fiyat şu an çok kritik seviyede. Buradan bir 9550'lerde gelecek kapanışla beraber hedefimizi tekrar 9800'lere koyabiliriz. Asıl mevzu 9800'den sonra zaten 10.000 denemesi gelecek mi, gelmeyecek mi? Hadi yukarıdaki seviyeyi de herkes biliyor. 10.500 de bizim en önemli tepe seviyemiz olacaktır. Tabi bu noktada işte bugün yarın kapatmalar çok önemli. İyice fiyat sıkıştı. Artık dananın kuyruğu kopmak üzere diyorum. Evet. Ben de Bitcoin'le alakalı birkaç şey söyleyeyim. Bitcoin'de baktığımızda artık fiyat sıkışmalarının korkutucu bir hale geldiğini net bir şekilde görüyoruz. Neden korkutucu diyorum? Çünkü önceki deneyimlerimiz bize Bitcoin'de bu kadar sert sıkışmalardan sonra sert kırılımlar geldiğini gösteriyor. Mumların şu an boyu kısalıyor. Hacim giderek düşüyor. Yani baktığımız zaman oldukça daralan bir fiyat bandı görüyoruz. Altun'un söylediği gibi özellikle günlük grafikte. Şimdi burada kısa vadeli kırılım seviyeleri neler olabilir? Biraz onlara bakalım. Aşağı yönlü 9200 seviyesini ben açıkçası önemli görüyorum. Zaten yaklaşık 3 haftadır Bitcoin bu seviyenin aşağısında kapatma yapmadı. İğneler attı ama kapatmayı hep üzerinde yapmayı başardı. 3 haftadır muhafaza ettiği bir seviye bu. Yukarı yönlü de 20 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 9550 dolar seviyesini önemli görüyorum. Son süreçte Bitcoin 20 günlük ortalamasının üzerinde kapatmalar yaptığında genelde sert yükselişler yaptı. Bunu grafiğe baktığımız zaman net bir şekilde görebiliriz. 10.550'nin üzerindeki kapanışın, pardon özür dilerim düzeltiyorum, 9.550'nin üzerindeki kapanışın bir 10.000 dolar denemesini beraberinde getirmesi oldukça muhtemel diye düşünüyorum. 9.200'ün aşağısının da 8.600'lerin kapısını açması oldukça muhtemel diye düşünüyorum ama şu çok net, Bitcoin artık gerçekten patlamaya hazır bir bomba gibi duruyor. Kırılımın sert olabileceğini göz önünde bulundurup pozisyonları buna göre açmakta, emirleri buna göre girmekte fayda var diye düşünüyorum Altucuğum. Evet, ben şimdi aşağıdaki seviyeleri söylemedim. Biraz bugün pozitif tarafındayım zaten. Yeni hastalıktan çıktım, bilgisayarım tamir oldu geldi. Geçmiş olsun, onu da bilmeyenler vardır söyleyelim. Ufak bir gıda zehirlenmesi yaşadım hafta sonu. Bütün hafta mide bulantısıyla geçti zaten. Çok aktif olamadım sosyal medyada da. Şu an iyileştim. İyiyim. Bilgisayarım monitörü bozuktu biliyorsunuz. O yaptırdım geldim bu arada. O da iyi. O yüzden benim keyfim biraz yerinde. O yüzden ben pozitif tarafta konuştum bugün ama tabii uzun vadeli hala ihtimaller dahilinde olan bir 7-900'lere gitme potansiyeli olan bir senaryomuz geride duruyor ama şu an onu konuşmak istemiyorum çünkü şu an fiyat biraz daha yukarı bakmaya başladı. Tabii ki şu an 9200'ün altında gelecek kapanışlarla pat pat bir anda 8600, 8200 diye gitmeye başlayabileceğimiz bir ihtimal daha var ama bence şu an o ihtimal değil. Bugün yarın 9500'ün üzerine kapatıyor muyuz, kapatmıyor muyuz onu takip edelim derim. Evet, aynı fikirdeyim. O zaman Ethereum'la devam edelim mi Altun? Edelim. Hiç vakit kaybetmeden. İstiyorsan ben gireyim Ethereum'la alakalı. Dolar paritesinde birkaç şey söyleyeyim. Ondan sonra sen Bitcoin paritesinde Ethereum'a bak. Ethereum'la alakalı aslında son süreçte hep şunu söylüyoruz. Bitcoin bir adım atsa Ethereum iki adım atıyor. Yani
Ethereum yükselmeye dünden razı. Yeter ki Bitcoin'den bir işaret fişeğini alsın. Bugünkü grafikte mesela bunu bize çok net bir şekilde söylüyor. Şöyle grafiğe baktığım zaman net bir şekilde neyi görüyoruz? Dünden bu yana ortalama Bitcoin %1.7 değer kazanırken Ethereum'daki mesela kazanç oranı yine dolar paritesinde %3.7. Tabii ki bu aradaki %2'lik farkı Ethereum Bitcoin paritesinde değer kazanarak alıyor. Bence bu oldukça önemli. Geldiği nokta da şu an Ethereum çok kritik. Şu anda tam 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde bir dirençle karşılaşmış durumda. Bu seviyede 237.2 dolar seviyesinden geçiyor. 237.5 dolar diyelim biz, yuvarlayalım. Bu seviyenin üzerinde gelecek kapanışlar Ethereum'da bir 250 dolar testini beraberinde getirebilir. Zaten Ethereum için hep şunu söylüyoruz. 252 dolar seviyesi Ethereum'da oldukça kritik. Destek olarak, yani direnç olarak burayı görebiliriz. 237.2, 250 ve 252. Destek olarak da Ethereum'a baktığımızda destek seviyeleri 225 ve 220 dolar seviyesi olarak gözüküyor Altuşum. Evet, Ethereum'da açıkçası şu an inanılmaz pozitif bir grafik oluştu. Neye istinaden? Şu an Ethereum'da Bitcoin paritesinde fiyat 20 günlük ortalamayı deldi, geçtiği gibi bir durumla karşı karşıyayız. 24.800'de ortalama fiyat geldi, şu an 25.200'lere. Hala da ufak ufak çıkıyor. %3 gibi bir kar var ki bu dolar paritesine zaten %5'e yakın bir oranda yansıdı. Şu an Ethereum'da açıkçası kendi özelinde bakacak olursak, Bitcoin paritesinde bakacak olursak, bu kırılımın sonucunda güzel bir dipten dönüş hareketi görebiliriz. Şu an dirençe yaklaşmadı. Biraz daha var dirençe. Direnç nerededir? Şu an baktığımızda 25.800'ler diyebiliriz. Fiyat şu an 25.170. Eğer o direnç testini başarıyla atlatabilirse hedefimiz 26.000'ler. Daha sonrasında ise ana hedefimiz 28.000'ler olacaktır. Ethereum o yüzden güzel gözüküyor. Tabii ki şimdi Bitcoin'le de bağlantılı biraz. Bitcoin'in pozitif yükselmesiyle beraber, ben daha önceki yayınlarda şunu söylemiştim. Top paralar, yani büyük paralar eğer yükselecekse Bitcoin'in yükselişiyle beraber güzel bir yükseliş yakalamaları daha muhtemel. Çünkü onların dolar bazındaki hacmi de çok fazla. Böyle altcoin'leri, küçük altcoin'leri hareket ettirecek para büyükleri hareket ettirmeye yetmiyor. O yüzden onlar genelde daha sabit, daha stabil kalıyorlar. Fakat şimdi Bitcoin dünden beri bir artış gösterdiği için o para bir anda Ethereum'u da hareketlendirmeye yetti ve Bitcoin paritesinde de güzel bir grafik oluşturdu. Açıkçası bugün bir kapanış bekleyeceğiz Ethereum'da. 26.000'lerin üzerinde bir kapanış gelecek mi, 26.000 test edebilecek mi diye. Eğer Bitcoin'de aşağı yönlü, çok konuşmak istemediğimiz senaryolar gerçekleşirse tabii ki bu grafik bozulabilir. Ama aksi halde Bitcoin sabit kalırsa veya yukarı çıkarsa diyelim, Ethereum şu an pozitif ayrışmaya çok yakın bir noktada duruyor. Uzun zamandır böyle yaklaşık Şubat ayından beri aşağı doğru düşen bir üçgenin üzerine çıkmak üzere olan bir fiyat var ki bu buradan belki de 2.0 hikayesinin fiyatlamasının başlangıcı olabilecek bir de bir gün bile olabilir. Ama şu an tabii ki piyasa Bitcoin'in ağzına bakıyor. O yüzden Bitcoin'in birazcık hareketi belli olsun. Eğer Ethereum sağlam durmayı başarırsa buradan sonra öne açık diyebiliriz. Evet, ben de aynı fikirdeyim. Tabii diğer altcoin'leri, sizin merak ettiğiniz, sorduğunuz altcoin'leri perşembe günü, her perşembe olduğu gibi Allah nasip ederse bu perşembe de saat 21.30'da canlı yayında olacağız. Bütün sorduğunuz altcoin'lere bakmaya çalışacağız. Grafiklerine bakmaya çalışacağız. Temel analiz olarak eğer bilgimiz dahilinde olan şeyler varsa sizlerle paylaşacağız. Gündemi değerlendireceğiz. Yine perşembe günü upuzun bir canlı yayın sizleri bekliyor dedikten sonra, var mı Alto eklemek istediğim bir şey? Evet, ufak bir ekleme daha yapmak istiyorum ben bir analize. Bitcoin dominasyonuyla alakalı bir ufak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Tabii ki. Şu an hani market trading view'de açtığınızda BTC.D paritesinde ve Bollinger bandı koyduğunuzda şu anki Bitcoin dominasyonundaki sıkışmanın ya böyle akıl alır bir sıkışma olmadığını, aşağıda 65.8, yukarıda 66.2 gibi hani böyle neredeyse çakılı bir Bollinger bandı olduğunu göreceksiniz ki bunu en son örneği ne zaman yaşanmış diye baktığımda herhalde Aralık ayına kadar geri gitmem gerekiyor. 10 Aralık ayında buradan yukarıya doğru kırarak dominasyon artmaya başlamıştı. Daha öncesindeki örneklere baktığımda da bu kadar sıkışı pek kolay kolay bulamıyorum açıkçası. O sebeple altcoin'dekiler biraz dikkatli olmasında fayda var. Bitcoin yavaş yavaş sazı eline almaya başlamışken, bu kadar sıkışmış bir dominasyon varken bu para akışı bir yere patlayacağını düşünüyorum ben. Ki eğer Bitcoin majör hareket yaparsa bu yukarıya doğru gider. Bir anda altlarda çok ciddi düşüş görebiliriz. Tabii tam aksi de olabilir. Yani bu sıkışmanın nereye olacağını şu an öngörebileceğimiz bir grafik vermiyor şu an. Aşırı sabit bir dominasyon grafiği var böyle dediğim gibi.
çok çok uzun zamandır görmediğimiz bir sabitlikte ki altcoin'lerin hareketinden de bunu anlayabiliyorsunuz zaten. Para bir oradan ona gidiyor, ondan ona çıkıyor. Fakat artık bu güzel günlerin ya sonuna geldik ya şu an çok güzel günlerin başındayız. Öyle bir durumdayız. Temkinli olalım. Umuyorum ki buradan dominasyon düşerse hepimiz çok mutlu oluruz. Öyle her söyleyeyim. Son bir başlangıçtır Altu. Her evet, başlangıçta bir sondur. Artık bu stabil dominasyonda paranın oradan oraya aktığı günlerin sonuna geliyor olma ihtimalimiz de var. Zaten grafiği açanlar ne demek isteyeceğimi anlayacaktır. Dikkatli olmakta fayda var diyorum. Peki arkadaşlar, demin söyledik, Perşembe 21.30'da yine beraberiz kendi günümüzde, kendi saatimizde. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere, bol kazançlar efendim. Bizi tabii ki Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Aynı şekilde Telegram kanalımıza da sohbete gelin. Sohbet, muhabbet, gırla. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.